Büyük başkan! Başkan! Büyük dur eğilme! Türkücüler seninle! Büyük dur eğilme! Türkücüler seninle! Evet! Ülkücüler nerede? Hurra! Milliyetçi Hareket Partisi nerede? Hurra! Zafere ulaşanlar nerede? Hurra! İşte milliyetçi ülkücü kadrolar burada. Baba! Çıkamaz dediler. Yapamaz dediler. Başaramaz dediler. Ne dediler? Başaracağız! 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 Kandil'in yardakçıları nerede? Hepsi orada gömüldüler sandığa. Kırıkkale'de. Eski ülkücüymüş. Eski milliyetçiymiş. Oymuş buymuş. Ülkücüler burada. Çok çalıştık. Hepinizin emeğine sağlık. Gecenizi gündüzünüze verdiniz. Gönlünüzü verdiniz. Sevginizi verdiniz. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, rızkınızdan kestiniz. Ne için? Devlet için. Ne için? Millet için. Ne için? Ülkücü milliyetçi kadrolar için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz Allah'ın izniyle yola çıktık. Biz Allah'ın adıyla yola çıktık. Biz Türk İslam ülküsüyle yola çıktık. Hiçbir zaman kalbimizi bozmadık. Hiçbir zaman kimsenin arkasından oyun çevirmedik. Biz davamızın arkasında durduk. Değerlerimize sahip çıktık. Örfümüze, adetimize sahip çıktık. Biz kimseye yalan söylemedik. Biz ülkücüyüz deyip ülkücü gibi oyun oynamadık. Doğruyduk, doğru olandık, haktık, hakkın yanındaydık. Ben buradan şuna sesleniyorum. Türklük kavramımızla oynayacakmışsınız. İyalarımızı, siyalarımızı Ankara çekecekmişsiniz. Seccadeye ayaklarınızın altına alacakmışsınız. Hepiniz kahrolun. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Devleti ve milliyetçi kadrolar burada olduktan sonra ben size şunu söylüyorum. Liderimiz söyledi. Bu devletin değerleriyle oynayanlar, bu milletin değerleriyle oynayanlar, kefeninizi de sarı torbalarınızı da yanınızda getirin. Şimdi buradan hem sizlere hem teşkilatıma, bu milliyetçi ülkücü harekete, bu dualı harekete gönül verenlere teşekkürü bir borç biliyorum. 5 yıl boyunca sayın vekilim bölge ayırt etmeden herkesin yüreğine değdi. Herkesin işini yapmaya çalıştı. Memlekete faydalı olmaya çalıştı. Buradan vekilime de bir alkış. Vekil adaylarımıza da bir alkış. Bizi çok engellemeye çalıştılar. Birçok oyun çevirdiler. Önümüze engeller koydular. Ama Allah doğrunun yanındadır. Doğru ok hedefe gider. Şimdi şunu söylüyorum. Bir 5 yıl daha Kırıkkale'ye hizmet edecek ülkücü kadrolar burada. Halil Öztürk burada. İşte teşkilat burada. Vekil adaylarımız burada. Şimdi ne söyleyeceksiniz? Şimdi ne bahane bulacaksınız? Yok oldular. Şimdi sözü yiğit bir evlada bırakacağız. Yiğit bir abiye bırakacağız. MDK Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk. Allah razı olsun arkadaşlar. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah razı olsun. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Var olun. Siz
Sizlerle çok gururluyum. Sizlerle çok mutluyum. Sizlerle çok huzurluyum. Rabbim varlığınızı daim etsin. Rabbim yokluğunuzu göstermesin arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Rabbim seni de bakan etsin. 45 gündür büyük bir mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz Amerika'ya karşı. Bu mücadelemiz bazı Avrupa ülkelerine karşı. Bu mücadelemiz Yahudi lobisine karşı. Bu mücadelemiz FETÖ'ye karşı. Bu mücadelemiz PKK'ya karşı. Bunlarla işbirliği yapanlara karşı. Ama bunlarla mücadele etmekten bir an bile yorulmadım. Allah bize ömür verdiği müddetçe, bu can bu bedende olduğu müddetçe Türkiye'nin yükselişini, Türkiye'nin büyümesini, Türkiye'nin lider ülke olmasını, Türkiye'nin bütün dünyada süper güç olmasını kim engellemeye çalışırsa onlarla düşman olmaya devam edeceğim. Ama ülkücü kimliğiyle gezip Milliyetçi Ülkücü Hareket'ten sıfat bulup ünvan alıp beyaz gömlek giyip soytarlık yapanlara da karşı duruyorlar. Devlet ve millet hayatı bu kadar tehdit yaşarken, bu kadar tehlikeyle iç içeyken partisine ihanet edip CHP ile kol kola gelenleri de unutmayacağız. Hep şunu söyledim. Arkadaşlar, Milliyetçi Ülkücü Hareket kimse yoksa ben varım diyenlerin omuzlar üzerinde yükselen bir harekettir. Milliyetçi Ülkücü Hareket kutlu bir mücadelenin zaferi ile sonuçlanmıştır bugün ve bu zafer daima devam edecektir. Ancak o siyasetin çöplüğüne gidenler bir daha Milliyetçi Hareket Partisi'nin kapısından dahi geçemeyecektir. Değerli hemşehrilerim, saygıdeğer davet arkadaşlarım. Kimse engelleyemez. Rahat olun arkadaşlar. Hiçbir melunun, hiçbir müptezelin, hiçbir hainin gücü Milliyetçi Ülkücü Hareket'i engellemeye yetmemiştir, yetmeyecektir. Biz Türk Milliyetçiliği davasının yılmaz ve yıkılmaz iman kaleleri davamızı her platformda, her şartta ve koşulda temsil etmeye devam edeceğiz. Bu bayrağı indirmeyeceğiz. Bu vatanı öldürmeyeceğiz. Bu ezanı susturmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. 5 yıl boyunca kapıma gelen, ister ülkücüyüm desin, isterse başka partili olsun, kim olursa olsun, hepsine kapımı açtım, gönlümü yüreğimi açtım. Şunu söylüyoruz, bu can bu bedende olduğu müddetçe 5 yıl boyunca yine aynısını yapacağım. Yine aynısını yapacağım. Şunu kimse unutmasın arkadaşlar. Bugün Cumhur İttifakı 20. yüzyıl Türk ve Türkiye yüzyılı diyerek yola çıkmıştır. Bugün Cumhur İttifakı batılı bütün güçlerin karşısında dimdik durmaktadır. Bakınız, hep söyledim. Bu mücadele sıradan bir mücadele değil. Bu kavga hak ile batılın, Hilal ile Haç'ın arasındaki bir kavgadır dedim. Öyledir değerli hemşehrilerim. Bakınız,
Bugün bütün dünyanın ihanet şebekelerinin hedefinde olan iki lider vardır. Bu liderlerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan, diğeri de Devlet Bahçeli'dir. Bu düşman otlarının tümü liderlerimiz üzerine yayı germiş, oku fırlatmış durumdalar. Onlar ki bu mücadelede Türk milletinin karşısında göğsünü kalkan etmiş imanlı Türk neferleridir. Bu mücadelede hiçbir zaman ne Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ne de Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli yalnız bırakmayacağız. Bırakacak mıyız arkadaşlar? Bırakacak mıyız arkadaşlar? Allah sizden bir değil milyon kere razı olsun. Rabbim varlığınızı daim etsin. Rabbim gücünüze güç katsın. Bu mücadele hak mücadelesi. Bu mücadele iman mücadelesi. Bu mücadele Ankara merkezi siyaseti mücadelesi. Washington merkezi siyaseti kabul edenler karşımızda mücadeleye devam etmektedirler. Ama biz yılmayacağız, yıkılmayacağız. İnandık, başaracağız, başaracağız, başaracağız. Kim düşman ise biz bu yola serden. Vatana millete kim düşman ise diyor, biz bu yola serden geçerek. Bu ben özetliyor bu şarkı, bu Türk arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, bu mücadelede beni bir gün yalnız bırakmayan değerli eşim Serpil Öztürk hanımefendiye huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Yine 45 gün boyunca ve önceki dönemlerde Milliyetçi Hükücü Hareket'in kutlu davasında daima yanımızda olan il başkanıma ve yönetimine, Merkez İlçe Başkanım Faruk Akbulut ve yönetimine, bütün ilçe başkanlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca bu mücadelede her zaman omuz omuza verdiğimiz Ülke Ocaklarımızın Yiğit Başkanı'na ve yönetimine, bütün dava arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca milletvekili adayaman Menderes Eray hocama, değerli hocama, yine Melike kardeşime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu seçimin galibi olan hanımefendilere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu sizlerin değerli ve kıymetli emeğini bu ömür boyunca hiçbir zaman unutmayacağımızı buradan size söylüyorum. Daima gönlüm sizlere açık, kapım sizlere açık. Hepinizin başımın üstünde yer var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yine Türkiye Kamusu'na, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'na, onların mensuplarına ve bütün yöneticilerine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Yine birbirinden değerli belediye başkanlarıma, Osman Türk Yılmaz başkanıma, İsmail Bildik başkanıma, Hacılar Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu'ya, Karakeçili Belediye Başkanım Veysel Aydemir'e, belediye meclis üyelerime ve bir kısım ilgilenen meclis üyelerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Milliyetçi Hükücü Hareket'in ekmeğini yiyip ihanet edenlere de yuh olsun! Yuh olsun! Yuh olsun! Bu mücadele benim mücadelem değil. Bu mücadele Milliyetçi Hükücü Hareket'in mücadelesi. Bana kızdıysan Hükücü Hareket'in ne kusuru var? İl Başkanı'na kızdıysan Hükücü Hareket'in ne kusuru var? Ocak Başkanı'na kızdıysan Hükücü Hareket'in ne kusuru var? Hepimize kızdıysan bu ülkenin, bu devletin, bu milletin ne kusuru var bilemiyorum. Ama sağduyusunu bir an için kaybetmeyen kıymetli hünkârları, Rabbim varlığınızı daim etsin.
Rabbim varlığınızı daim etsin. Rabbim varlığınızı daim etsin. Allah hepinizden bir kere değil, milyonlarca kez razı olsun. Milyonlarca kez razı olsun. Milyonlarca kez razı olsun. Bütün ilçe başkanlarım, sizlere de şahane teşekkür ediyorum. Allah varlığınızı daim etsin. Evet. Dava arkadaşlarım, kimse yoksa ben varım, biz varız. Gerçek ülkücüler var. Teşekkür ederiz Athena, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu seçimde kendini ülkücü olarak adlandırılan bir takım beyaz gömleklilerin CHP ile kol kola çalışmasına rağmen, hainlere rağmen, düşmanlarımıza rağmen gene biz kazandık. Demek ki neymiş? Ülkücü hareket engellenemezmiş. Vekilime bu yolda tekrardan başarılar diliyorum. Kırıkkale abisini kaybetmedi diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Hanımlar, sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden bizimle yol kat ettiniz, emek sarf ettiniz. Bu seçimin kazananı Kırıkkale oldu. Bu seçimin kazananı Milliyetçi Hareket Partisi oldu ve bu seçimin kazananı kadınlar oldu. Değerli kardeşlerim, dava arkadaşlarım, kutlu davanın değerli yolcuları, gönül dostlarım, Halil Öztürk gibi bir dava adamıyla yol yürüme bahtlığını bana veren Yüce Rabbim, bu davanın bir eri olmaktan, bu davanın Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili adayı olmaktan en büyük gururu, en büyük şerefi duydum, yaşadım, ömür boyunca taşıyacağım. Bu şeref bir insana kendisini biliyorsa yeter. Bu dava ihanet edilecek bir dava değildir. Bu dava kutlu bir davadır. Dualı bir harekettir. Dualı bir davadır. İhanet edenleri çarpar. İhanet edenler o ihanetin altından kalkamaz. Kim ihanet ederse bedelini ağır öder. Değerli kardeşlerim, 45 gün boyunca bize verdiğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Hepinizden razı olsun. Razı olsun. İyi ki ülkücüyüm. İyi ki Milliyetçi Hareket Partisi'yim. Allah razı olsun. İçeride Milliyetçi Hareket Partisi'nin %3, %4 gösterenleri bugün sandıkta, bugün Kırıkkale'de sandığa gömdük elhamdülillah. Bir kez daha söylüyoruz. Ülkücü hareket engellere benziyoruz. Hocamıza destek olduğu için çok teşekkür ediyorum. Biz her zaman şöyle söyleriz. Geldiğimiz yer bellidir. Durduğumuz yer de bellidir. Gideceğimiz yer de bellidir. Yaşasın ülke ocakları. Var olsun Milliyetçi Ülkücü Hareketi. Allah'a emanet ediyorum. Yetkilimizi de burada meclise uğurluyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Pa 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 p